Profesörlerden biri susuyor, diğeri başlıyor. Koronavirüs mutasyonu Türkiye'de çığırından çıkıyor. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, mutasyona uğrayan koronavirüsün Türkiye'de yayılma hızının arttığını belirtti. Ertuğrul, virüsün daha çabuk bağlanır hale geldiğini söyledi. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, mutasyonlu koronavirüsün bulaşma hızının arttığını belirterek, "Eğer tedbirlere uygun yaşamayı gerçekleştirmezsek yine bir dalga ile karşılaşabiliriz," dedi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekilerle birlikte şehrin en işlek caddelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve beraberindekilerle birlikte Atatürk Alanı başta olmak üzere Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzun Sokak caddelerindeki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek giren Vali İsmail Ustaoğlu, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında inceleme yaptı. Vali Ustaoğlu, denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle mesafe kurallarını ihlal eden esnafa ise uyarılarda bulundu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından kesilen idari para cezalarını açıklayarak vakaların tekrar artışa geçtiğini duyurdu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada koronavirüs vakaların tekrar artış eğiliminde olduğunu açıklayarak, "İlimizde koronavirüs vakaları maalesef tekrar artış eğiliminde. Lütfen tedbirlere ciddiyete uyalım. 05.02.2021-08.02.2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 92 kişiye toplam 181.098 TL idari para cezası uygulanmıştır," dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dolmuş modernizasyonu ile ilgili konuştu. "Zorluoğlu, modernizasyonun söylediğimiz tarihte bitmesini arzu ediyoruz. Yeniden değerlendirme yapacağız ama sürekli tarih uzatılarak bir yere varamayız. Pandemi gibi özel bir durumla karşı karşıyayız. Ancak bunu her seferinde ortaya sunmanın bir anlamı yok. Hat sahipleri vatandaşımızı da düşünmeli," dedi. Zorluoğlu ayrıca, "Eğer değişmekte direten olursa trafikten men ederiz. Gerekirse fırtına kopartırız. O hatlara da belediyemizin otobüslerini koyarız," dedi. Dolmuş modernizasyonu için son tarih olarak 1 Mart 2021 tarihi açıklanırken 689 dolmuşun 96 tanesi değişmiş durumda. AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Kongresi bugün Beşirli Kapalı Spor Kompleksinde yapıldı. Kongre ile birlikte yeni başkan Selahattin Çebi görevi devraldı. Çebi, "Siyaset yapmak için mangal gibi yürek lazım. O mangal gibi yürek Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da fazlasıyla var," dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili flaş açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması, alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması," dedi. CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu, son günlerde Trabzon'da moda haline gelen kasketi ziyaretine gittiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti. Son dakika haberine göre Muharrem İnce yaptığı açıklamada CHP artık bir tabeladan ibaret, yollarımı ayırıyorum ifadelerini kullandı. İnce birazdan CHP'den istifa edeceğini söyledi. CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in de memleket hareketine katıldığı öğrenildi. Giresun'un Görele ilçesi Çiftlik Köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzı Sağ Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Karantina kararı ile ilgili yapılan açıklamada Çiftlik Köyü'nde Covid-19 tanısı konulan yaklaşık 20 kişi tedaviye alındı. Şu anda 4 kişi hastanede tedaviye alındı. Tespit edilen koronavirüs vakaları ve temasları nedeniyle Çiftlik Köyü Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzı Sağ Kurulu'nun kararı ile karantinaya alınmıştır denildi. Rize'de bir erkek şahıs kadın doktoru hastanede orakla saldırarak kolundan yaraladı. Olay Rize Devlet Hastanesi'nde bugün saat 11 sularında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs hastanenin psikiyatri bölümünde görev yapan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Meltem Büşroğlu'nun odasına girdi. Doktorla tartışan şahıs yanında çanta içerisinde saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Büşroğlu'na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastanede kaçmaya çalışan şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Trabzon Pelitli'de apart otelde ihbar üzerine temizlikçi işçisi olarak çalışan G.I. adlı kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi B.G. tutuklandı. Karadeniz'de hamsi avı yasağının sona ermesiyle birlikte 30 gün üzerine tezgahlara gelen hamsi balıkçıları memnun etmedi.
8 Ocak'ta başlayan hamsi avı yasağı 7 Şubat saat 00:01'den itibaren sona ermesiyle 30 gün üzerine yeniden tezgahlara gelmeye başlayan hamsi Trabzonlu balıkçıları memnun etmedi. Hamsi avcılığında 3x10 gün olmak üzere uzatma yapılmasına rağmen hamsinin boyu ve ağırlığı yeniden tartışılmaya başlanırken kilosu ise 25 TL'den satılıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde yürüttüğü çiçek ve fidan dikim çalışmaları ile şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Trabzon'u kış aylarında da rengarenk bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri kenti çiçeklerle donatıyor.